Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle her kış mevsiminde en çok pişirilen, deneyenlerin vazgeçemediği pırasa yemeği tarifini paylaşacağım. İlk olarak pırasayı nasıl temizlediğimi göstermek istiyorum. Bunun için önce pırasanın kök kısmını keselim. Dış yaprak eğer çok yıpranmışsa onu da çıkartalım. Daha sonra birer santimetre genişliğinde dilimleyelim. Eğer zeytinyağlı yapacaksanız ya da sunumun daha şık olmasını isterseniz pırasaları verev şeklinde de kesebilirsiniz. Gelelim pırasaları yıkamaya. Doğradığımız pırasaları su dolu kaba aktararak toprağından tamamen arınmasını sağlayalım. Dilerseniz içerisine 1 çay bardağı kadar sirke dökerek 10-15 dakika bu şekilde bekletebilirsiniz. Böylece üzerinde kalan bakterilerden de arındırmış olursunuz. Sirkeli suda bekleyen pırasaları 1-2 kez sudan geçirdikten sonra fazla suyunun süzülmesi için süzgece alalım. Kış aylarının en çok tercih edilen yemeklerinden biri olan pırasa yemeğinin yapılışına artık geçebiliriz. Tencereye 2 yemek kaşığı sıvı yağ alalım ve 1 yemek kaşığı domates salçasını ekleyerek 1-2 dakika kavuralım. Daha sonra 2 adet rendelenmiş domatesi ya da benim gibi yazda hazırladığınız domates sosunuz varsa 5-6 yemek kaşığı kadar domates sosunu ekleyerek 1-2 tur çevirelim. Halka halka doğramış olduğumuz 2 adet orta boy havucu da tencereye alıp karıştırmaya devam edelim. En son olarak suyu süzülen 5-6 dal pırasayı ilave edip karıştıralım. Bu aşamada ocağı çok harlı açmamanızı tavsiye ederim. Orta ateşte pırasaların rengi dönüp suyunu çekinceye kadar kavuralım. Pırasalarınızı ne kadar güzel kavurursanız yemeğiniz de o kadar lezzetli olacaktır. Kavrulan pırasaların üzerine ekranda gördüğünüz gibi klasik bir Türk kahvesi fincanı ile ölçtüğüm yarım fincan yıkanmış pirinci ilave edelim. Yemeğimizin tuzunu ayarlayalım. Üzerini geçmeyecek kadar sıcak suyu ekleyerek tencerenin kapağını kapatalım. Pırasalar ve havuçlar yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirelim. Yemeğimizin pişme süresince 1-2 kez tencerenin kapağını açarak karıştırmanızda fayda var. Pirinçlerin tencerenin tabanına yapışmasını bu şekilde önleyebilirsiniz. Suyu yetersiz gelirse de sıcak su ekleyerek yemeğinizin su miktarını ayarlayabilirsiniz. Tüm sebzeler yumuşadıktan sonra pırasa yemeğimiz hazır. Kış aylarının en çok aranılan tariflerinden biri olan bu nefis yemeği kendi yaptığım şekliyle sizlerle paylaşmaya çalıştım. Uzun yıllardır nefis yemek tariflerinde paylaşılan bu tarife gelen yorumlar arasında özellikle pırasa yemeyenlerin bile bu tarifle pırasa yemeye başladıklarını gelen yorumlardan biliyorum. Video çekerken yok da gösteremedim ama mutlaka limonla birlikte servis etmenizi tavsiye ederim. Limon bu yemeğe çok yakışıyor. Siz de denedikten sonra bu tarife nefis yemek tarifleri uygulamasından fotoğraf ekleyebilirsiniz. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için de ayrıca teşekkürler.